Ya arkadaş, şu kanala bir abone olsana ya. Eline yapışmaz ya. Bir kanalın tuşuna basacaksın lütfen ya. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Çürşat. Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla, derbiyle sizlerle birlikteyiz. Gerçekten de önemli bir maç. İki takım içinde bir kırılma maçı diyebiliriz. Fenerbahçe liderliği tekrardan almak istiyor. Beşiktaş ise sezonun geri kalanını daha umutlu geçirebilmek için bu maçı kesinlikle kazanmak istiyor. Tamamen dolu tribünler önünde maç birazdan başlayacak. Biz de seyir zevki yüksek, kaliteli, bol gollü bir maç izlemeyi ümit ediyoruz. Dayıya sözü bırakıyorum, bakalım maçla alakalı düşüncelerin neler? Maçtan önce senin bu başlatmış olduğun Aynen tam. akımla Yani ne giysem olay oluyor. Çağatay Ulu söylendi. yani gerçekten Yusuf Yazıcı'nın pijamalarıyla alakalı çok laf etmiştik. Başımıza geldi. Oğlum bak şimdi de sofra bezinden değiştirmiş olayı. Bu bir neye benziyor? yani çizgili bir çizgili. Bence gayet güzel. Şık. Bir yatak örtüsüne Yatak benziyor örtüsü. benim. Yatak örtüsünden giymiş bir pijama. Neyse o da değişik olmuş yani gerçekten yatak örtüsü. Ama akım yani bir akım. Sonuçta Kürşat'ın David Beckham da bunu giyiyor. yani David Beckham'ın giydiği zaman ne oluyor? Bu doğru bir şey mi oluyor? Doğru. Beckham giyiyorsa doğrudur. Yani Vardır bu bildiği. tamam yani bir şey diyemiyorum. Bence maça geçelim. Bence maça geçelim. Kolman'ın bandanası varsa Kürşat'ın da pijamaları var. Yani bu kadar basit. Evet, doğru kesinlikle. Maçla alakalı kırılma maçı yani Fenerbahçe için bir kırılma maçı. Gerçekten Fenerbahçe için bence bir kırılma maçıdır. Fenerbahçe burada puan kaybı yaşarsa eğer ligin kırılma anlarından yani 4-5 kırılma anı var. Bir tanesi budur. Fenerbahçe bu akşam bu maçta puan kaybı yaşarsa bence çok şey kaybeder. Yani gerçekten ileriye dönük çok şey kaybeder. Beşiktaş'ın kaybedeceği hiçbir şey yok. Yani böyle de bir tarafı var olayın. Beşiktaş'ın kaybedeceği bir şey yok. Zaten taraftarı da bir şekilde inanmış. Futbol kamuoyu da inanmış. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının olmadığına benim görüşüm tabii. Ama Fenerbahçe için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Bir kora kor bir yarışın içinde geriye düşmek büyük bir handikaptır. Tahminime göre bu maçta yani ben yaklaşık 10 gündür videolarda ve canlı yayınlarda söylediğim gibi Fenerbahçe zar zor da olsa bir şekilde bu maçı kazanacaktır. Yani bir farklı bir galibiyet Fenerbahçe'den bekliyorum. Maçla ilgili zor bir maç olacak. Kavgalar çıkacak. Yani şimdi bunları söylemek zorundayım çünkü bunları defalarca söylediğim için bence kırmızı kart olacak bu maçta. Taraftar inanılmaz bir baskı yapacak. Beşiktaş'ın işi çok zor. Gerçekten Beşiktaş'ın işi çok zor. Zor, tabii. Ama Fenerbahçe'nin de işi çok zor. Fenerbahçe'nin işi Tek zor. olumlu yanı Fenerbahçe adına Fred'in oluşu. Fred varsa bir şekilde bu maçı tutup kazanacaktır diyorum. Evet, Ve teşekkür ediyoruz dayıya teşekkürü yorumlar kabul için. etmeden önce, Kürşat'ın teşekkürünü almadan önce ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar son zamanlarda kanala abonelikle alakalı benim söylediğim şeyleri dikkate aldığınızı görüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanala abone olan kardeşlerime de sonsuz teşekkürler. Bir kez daha kendilerine Allah razı olsun diyorum sizlere ve şu anda gözleriyle artık kısa kes diyen baba Kürşat'a topu atıyorum. Çünkü dakikalar 27'yi gösteriyor artık. Ya Dayı konuşmaya bunu başladıktan da sonra espri dakikalar olarak 27 yapıyorum. oldu. Şu anda maçın başlamasına herhalde 2 dakika daha falan var. 3 dakika. 1-2 dakika kaldı sanırım Evet. arkadaşlar. Maç başlayacak. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Destek veren herkese çok teşekkürler. Bu videoyu da beğenmeyi, yorum yapmayı ve bu kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. 10 bin abone olmaya çok az kaldı. 10 bin abonede 24 saat kesintisiz canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Oraya da hepinizi davet ediyoruz. Güzel bir maç olması dileğiyle de artık maça geçiyoruz. İyi geldi Beşiktaş. Dışarıya çok net bir Müsait pozisyon. olsun. Jetson. Getson Fernandez. Rebic'i getirdi. Jetson Ha, dışarı. bak iyi baksana pozisyon. Allah aşkına Kürşat ya. Ha, şu gol olsa ne diyeceksin? Defans. Abi Defans. defans ya. Bu
bekliyorlar. Yani adam vursun da nasıl bir gol atsın diye böyle bir izleyelim diyorlar yani. Gerçekten ilginç bir pozisyon. Oo, büyük boşluk. Ceko. Abi büyük takımın büyük golcüsü. Büyük golcü. Nasıl bitti orada? Nasıl bitti orada? Ferdi, Tadic, Ceko üçlüsü. Şaka bir yana Ferdi neler yaptı ya? Ferdi topu tuttu, baktı etrafına, tam adamını buldu. Adamı nasıl geçti? Çok iyi ya, bak şimdi bak. Offside var mı yok mu Ferdi'ye atılan topta bir bakmak lazım. Hop, hop. Aradan gerçekten iyi çok pas. Çok iyi ya, Ferdi ya. Ya Tadic'den de çok iyi pas ama şu Beşiktaş stoperi Amartey sanırım uyudu. Ceko arkasından geldi. Ve önüne geçerek gol atıyor arkadaşlar. İki kişinin yanından öne geçiyor. Evet. İki kişinin yanından. İki kişi aralarına dalıyorsun. Tabii Ceko yani. Geldi o boyla o fizikle önlerine geçti. Anlamadın ya. Yani. Geliyor adam. Aynı pozisyonu da Fenerbahçe verdi yani. Bu maçta gol olacak belli yani. Fenerbahçe erken gollerine geçti 1-0. Çok büyük hata. Ne yaptı? Cenk. Cenk geldi. Penaltı. Penaltı. Kırmızı sarı. Sarı kart ama Samet ya o Ciku ne yaptı? İnanılır gibi değil. Samet ne yaptı? Abi Samet hani biraz mecbur kaldı ama bilmiyorum. Bakacağız. Yani, bakacağız. Ciku'nun yaptığı hareket ama inanılır gibi değil. Neyi bekliyor Ciku? Cenk çekti. Eşeksin lan Samet. Şey eşeksin lan Samet. Kırmızı o tekme çıkmaz. Ne lan? Kırmızı çıkmaz mı? Çıkmaz. Başka adam yok ama Ciku çok gerilir. Başka adamla alakalı bir durum değil o. Ters açı karşı karşıya kalamıyor. Yanında adam koşuyor. Yok kırmızı çıkmaz burada da. Yani ben bir şey söyleyeyim mi arkadaşım? Yani bunu neye itiraz ediyorlar bu kadar? Bu kadar Samet böyle itirazlık bir şey yok ama. Ya abi ben inanmıyorum ya gerçekten bu adam Fenerbahçe'de nasıl oynar ya? Nasıl oynar ya? Her maç adam aynı hataları yapıyor. Abi Yurtdışı Parkı'na git tamam mı orada spor yapar. Sabahleyin çocuklardan birini tut koy takıma vallahi oynar. Bu nasıl bir topçudur ya? 4 bin oynadı bir daha bakalım. Ya net penaltı. Abi tekme vurmuş adama ya tartışmasız penaltı. Beşiktaşların da kırmızı itirazı var. Kırmızı bu o şekilde yani, olmaz. Arada pozisyon biraz turuncu gibi. Kesinlikle yani kırmızı olmaz. Doğru karar ama yani benim orada anlatmak istediğim milyon euroluk takımsın ya. Kaç yüz milyon euroluk takımsın yani gidip şu, ya şu yeteneksizi nasıl oynatıyorsun Allah aşkına ya. Ya seni yakıyor her maçta yakıyor her maçta hata her maçta hata ya. Kaç oldu saymaya kalksam var ya yemin ediyorum 6-7 tane. Bizim maçta da var birkaç tane. Her maçta var yani. Evet, Beşiktaş penaltıyı kullanacak birazdan. Chamberlain. Gol ya, yazar bunu ya. Chamberlain. Yazar abi, yazar. Bilmiyor. Böyle şeyler yaparsan öyle de cezayı yersin yani. Ben Samet, bak ciddi söylüyorum. O Ceko'nun yerinde olsam, bak Ceko bunu yapabilir tamam mı? Gel oğlum der bak. Gelir misin? Bir dakika falan değil ha. Gel oğlum buraya, gel buraya gel. Samet gelir böyle hani bilmiyor ya. Anlamıyor da dilini yani o kadar şey olduğunu da zannetmiyorum. Böyle gelir pof var ya aynen böyle ha. Şöyle de değil ha. Bak şöyle. Bak. İyi bak. Evet, bak bakıyoruz. Bak vücudunu geri atmayacaksın tamam mı? Bak vücudun sabit kalacak. Böyle dönerek yapıyor. Şöyle pof bir koyarım buna tamam mı? Yumruk da değil ha. Ona yumruk da atılmaz. Adam yerine koyup yumruk da atmayacaksın. Ceko ona şöyle çat diye bir koyacak şöyle. Bütün maç boyu öyle dolaşacak ya. Evet. 1-1 oldu derbide skor. İki stoperin büyük hataları sonucu maç 1-1 oldu. Oğlum ya. Maşallah oğlum sana ya. Milli takım için çok sevindirici. Türk futbolu için Allah'ım yine geldi Ferdi. Ferdi kesti direkt. Ohoho. Direkten döndü. Abi. Kim o? Lan nazarım değmesin diye adam çocuğun isminde sıktı. İrfan. Böyle bir şey yok ya. Ferdi yapıyor. Ferdi ayağına attı topu ya. İrfan da müthiş vurdu ama direkt işte böyle de bir şey var. Harbi müthiş güzel vurdu ya. Çok iyi vurdu direkten ya. Direkten döndü. Şanssızlık. Abi sen nesin ya Ferdi sen? Bomboş.
Oo, çok net şans. Bir şans. Büyük Fred. Şanssızlık. Dayının adamı Fred. Penaltıdan daha net bir pozisyon ya. Hadi canım sen de ya. Baksana 30, kimse yok. O 32 kişi var önünde. Hayır. Aa, bomboş vurdu yani. Bomboş vurdu. Önünde adamları vardı ama. Ama en akıllı yere bıraktı bak. Biraz daha kaleye bıraktı. Doğru bıraksa adamlara çarpacak. Orada da işte futbol şansı biraz daha olacak. Kaleye doğru bıraksaydı 5 kişi vardı. Manchester United oynardı. Oo, penaltı. Yok artık. Yok penaltı artık gibiydi ya. Ne? Orada kendini yere atmamış herhalde oğlum adam ya. Çok net penaltı bişti, gibi. Bişti. Bak. Bak Kürşat. Eskiden sizin zamanınız olmayan zamanlarda. Bak. Ciddi söylüyorum. Bak, şu an görüyoruz. Bu nedir biliyor musun? Bak. Bu tırpandır, tamam mı? Oo. Bu biçer döverin olmadığı zamanlarda tırpanla biçmektir. Ot biçilir ama adamın biçildiğinde yeni gördük yani. Resmen biçti adamı ya. Ya sen nasıl bir hakemsin? Şuna maç içinde nasıl penaltı vermezsin ya? Var olmasa gidecek mi yani bu şimdi? Abi bu saçma rezalet bir karar yani. Kimse kusura bakmasın da. Abi hak var. Bu ne abi? Adalet var diyorsak. Bu %100 şey. Penaltı yani. Hani bir penaltıyı anlatsam bir seminerde. Bunun üzerinden anlatırsın ya. Budur. Bu ne abi? Bu gözünün önünde ya. Hayır nasıl vermezsin? Var dediği gibi şimdi Kürşat'ın böyle şeyleri de şimdi doğru konuştuğu laflara da katılmamak elde değil. Var olmasa gitti güme gitti. Güme yani. Gitti. Şu pozisyon güme gitse var ya yıl konuşulur. Bir yıl konuşulur. Evet VAR'a gidiyor. Ya çok kötü bir hakemsin ya. Yani gözünün önünde adamı biçti harbiden ya. Harbi şuna, biçti ya. Şuna nasıl penaltı vermedi ya? Ya diyorum ya ot biçilir ama adam biçilmez ki ya. Acaba diyorum bazen şunu düşünüyorum. Hakemler bilerek mi bunu yapıyor? Hani zaten ben vermeyeyim vardan uyarırlar beni penaltıysa. Ama böyle bir şey olduğu zaman puanı düşüyor hakemin. Baksana buna ya bu nasıl vermezsin ya? Topa mı değiyor? Topa mı müdahale ediyor? Abi şuna bak ya. Of. Ayaklarını yerden kesti ya. Bir kere izledi. Bir kere izledi geri geldi bak. Penaltı. Yani... Neyse bir şey demiyorum ama bizim hakemlerimiz gerçekten çok kötü ya. Ya diyor işte bu karar neyi gösteriyor biliyor musun? O adamın şu hareketi tamam mı? Sizsiniz ben değilim. Pekala. Bir şey hakem değilim yani. Bir şey hakem değiliz demek istiyor yani. Ya bilmiyorum şu pozisyona. Bakıyor ha bakıyor bak. Ya önünde kaç ya. Metre var bak. Kaç ya şurası Allah ya. Aşkına. Şunu görmemeyi bir 3 metreden görmüyorsun ya. Ha. Oo İsmail Kartal çıldırmış. Ya adam itiraz bile etmedi Beşiktaş. Yani net penaltı. Tadiç en sevdiği yerde penaltı noktasında tekrar da. Bu sene herhalde 24. kez Tadiç bu noktada. Kaç? 24 veya 25 de olabilir. Hepsini penaltı atmak için değil değil mi? Kornerlerde falan tuttuğu yerlerden bahsediyoruz. Geliyor Tadiç. Ben de geliyor bunu izliyorum şu gelişine ya. Ve top ağlarda Fenerbahçe öne geçti Tadiç'in penaltısıyla. Bir gol bir asist. Vodafone Park sustu. Harbi Vodafone sustu. Park zaten konuşmuyor ki. Vallahi 62 dakikadır Fenerbahçe'nin taraftarları dinliyoruz. Ben 62 dakikadır sadece Fenerbahçe taraftan duydum. 2000 Fenerbahçe taraftan. Beşiktaş yani eski o taraftar grubu kalmamış. Bir ruh da yok Beşiktaş'ta. Çok da kötü oynuyorlar. Biliyor musun? Bu iş zor Beşiktaş'a. 3 geliyor 3. 3 geliyor 3. Üstüne vurdu. İrfan çok asılıyor maça ya. İrfan'ın da şu 3 pozisyonu var. Valla asılıyor yani. Maça çok asılıyor. Fenerbahçe yani asılıyor mu? Fenerbahçe genel olarak bugün çok hücumcu oynuyor yani. Benim, saldırıyor bak yani. Bak benim dediklerim Türkçe çıkıyor değil mi? Daha çok isteyen böyle. Ya evet Beşiktaş'ta yani, hiçbir şey yok. Yok abi bu başka bir şey ya. Fenerbahçe için bu maçı gerçekten Fenerbahçe istiyor yani. Toparıyor Fenerbahçe. Onu hissediyorsunuz değil mi arkadaşlar ya? İyi pas. Oho. Dışarıda ama. Sarı kart. Oho. Aa. Kırmızı mı? Neyin kırmızı? Kırmızı mı? Neye lan kırmızı? Lan yanında adam var ya. Neye kırmızı? Ha bir kere son adam bile olsa kırmızı kart olmaz. Niye? Ceza sahası dışı.
Yaz bir kez daha saat dışı olur. Olmaz. Son adamdan dolayı veremez. Sert bir hareketten dolayı verebilir. Yanında adam abi ya hakem kere ya çok kötüsün ya. Adamın her kararı yanlış neredeyse. Bu kırmızı kartlık bir pozisyon değil arkadaşlar. Asla değil. Yani yanında ya. Amartey yanında. Sakatlamaya yönelik diyoruz. Sakatlamaya yönelik öyle bir şey hareketse tamam mı? Neresinde olursa olsun sahanın zaten vay kırmızı kart. Ama burada çok hafif ayağını çekerken sistem dışı bir temas var. Ben Şumanski kendi kendine takılıyor bu arada. Ama o dokunan dokunduğu için Şumanski kendi yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle sakatlamaya yönelik bir hareket yok. Değil. Kırmızı olamaz. Hakem Şiraze'yi Miraze'yi kaybetti. Gerçekten öyle. Şiraze Miraze gitti. Kaydı. Kantar mantar kayboldu gitti. Tartı martı yok şu an. Harbiden yok. Abi, gerçekten. Abi ne güzel ya. Ben onun yani ben de hakemlik yaparım ki böyle. Yani sadece iki koş, iki düdük çal, tabii, biraz tabii. Dinle, bir şey varsa gel çağırsın abi. Böyle hakemliği herkes yapar aslında ya. Aslında var ya bak, bir önerde bulamayın mı? Hakeme de gerek yok. Yukarıdan kameraları diz, kameralara göre düdükleri öttür oradan, makineden. Bir şey de olursa vardan, ya bu kadar basit yani. Ya sembolik olmuş bunlar ya. Madem sembolik herkes hakem olur kardeş. Bu nedir ya? Oğlum buna niye kırmızı alarsın? Ya şu pozisyona kırmızı veriyorsun. Fener'in penaltısını vermiyorsun. İkisine de vara gidiyorsun. Yani ne yapıyorsun ya? Ortalığı sen germeye çalışıyorsun. Sen neyin hakemisin? Neyin hakemisin? Germeye çalışıyorlar kardeşim. Rating uğruna futbolu katlediyorlar ya. Futbolu ratinge kurban evet, ediyorlar bak, ya. Bak pozisyonda görüyor. Bak Amartey'i görüyorsun orada ya. Buna nasıl kırmızı veriyorsun? Değiştirecek şimdi. Ha iptal etti kırmızı kartı. Edeceğim tabii yani. Rezillik. Harbi rezillik. Rezillik. Gerçekten rezillik ya. Bu kararlar nedir ya? Harbi bu kadar olmaz ya. Skandal ötesi kararlar ya. Bunu herkes yapar. Bu hakemliği ben de yaparım. Ya Ferdi. Gol. Fred atamıyor bir türlü. Senin Fred gol atamadı bir türlü. Fred'e... Abi maç bitti ya. Beşiktaş'a bak. Maç bitti. Hala lay lay lay. Ooo burada... El mi var? Yok kol var. Yok ya. Yok açık olana çarpmıyor. Diğerinde ufak bir temas var gibi sol koluna. Ama o da böyle duruyor. Ne oldu? Penaltı mı bu? Penaltı mı? Başka nasıl oluyor penaltı? Adam yerde kaymıyor ha. Adam yerde kaymıyor ha. Şu an inceliyor arkadaşlar da adam ayakta. Bak adamın olayı şu. Şöyle duruyor. Bu böyle, bu böyle. Öyle değil Kürşat. Şuraya çarpıyor. Öyle değil Kürşat. Buna çarpmıyor. Öyle değil Kürşat. Bence vermez buna. Buna da penaltı vermez. Bu hakem vermez artık. Bu vermemiş de. İçerideki bakalım önce. Yok bu penaltı değil. İlk defa hakem doğru karar verdi bence. Pozisyonu bekliyorum. Pozisyonu yorum yapmak için bir daha pozisyonu göstermesini bekliyorum. Bu işte. Aha. Buna da penaltı kardeşim. Abi bence yok. Hala pozisyonu göremedik arkadaşlar. Hala bekliyorum. Ama o gösterdiğinde o pozisyona dikkat etmedim. Bak. Penaltı abi. Dur bir dakika. Bak penaltı işte. Kürşat neyi dur? Neyi dur? Ya nasıl penaltı Kom ya? Böyle diyorsun. Böyle. Yanıltma. Kamuoyunu yanıltma. Bütün Türkiye ya seni böyle, izliyor. Böyle. Kürşat ne diyecek diye bütün Türkiye beklerken sen böyle diyemezsin Kürşat. Bak şimdi. Bak kol böyle. Böyle. Dün ben bak. Böyle böyle dedim Galatasaray maçta. Penaltı yok dediniz. Lan ne alakası var ondan? O yerdeydi. Yerde kayan adam. Bu ayakta. Abi kol böyle açık. Samet abi. Bak Samet. Bak izle. Bak. O sağa çarpmıyor. Sola çarpıyor. Tamam soldaki olarak. Kol. Bak. Bak. Evet. Bak. Pozisyon bu. Sen böyle gösteriyorsun pozisyonu. Pozisyon bu. Bu doğal hali. Pozisyon şu. Şu. Hayır. Pozisyon bu. Hayır yok böyle. Bak Allah aşkına. Penaltı. Bak bir dur. Şöyle dur. Bak. Şuradan açı var ya. Bak evet. 40. Bak 90 derecelik bir açıyla kol duruyor arkadaşlar.
Burada analizi profesyonel bir yorumcu olan dayınız olarak ben yapıyorum. İyi izle. Bak. Kola bak. Görüyor musun? Kol 90 derecede. Bak bak bak. Bak. Evet. Görüyor musun? Kol 90 derecede arkadaşlar. Bu şekilde. 2 hafta önce Samet'in pozisyonu %100 penaltı. Dün Nelson'un pozisyonu %100 penaltı. Bu pozisyon onlara nazaran %1 penaltı. Kantar var oğlum, tartar. Bak kantar var, tartar. Bu işler böyle. Penaltıysa penaltı. Şu penaltı 2 hafta önce Samet'in yaptığı penaltı. Bak 2 hafta önce gidemem. Ben 2 hafta önce gitmem kardeşim. Gününüze bakarım. Duşanlara bakarım ve yine penaltı noktasında bu adam. Yine. Uyuz uyuz gidiyor. Bu orada Mert kurtardı. Belli. Fred yine Mert. Mert Günok. İki kez üst üste kurtardı. Kaçırdı Tadiç. Yani Tadiç'in penaltılarını izlemekten artık gına geldi. Of. Ortalık biraz karıştı. 11 dakika uzatma vermiş bu arada. Bir daha bakalım. İyi uzandı. Aynı yere vurdu. Aynı yere vurdu. Ya, Tadiç zaten çok iyi penaltı atmış. Bizim maçta da kaçırmış. Gelişi çok kötü zaten ya. Bir de kaleciye yakın vurmuş tabii. Evet, tam köşeye vuramadı. Bakalım 10 dakika daha var, göreceğiz. Yani Beşiktaş hiç... Cornelius'un Beşiktaş attığı gole benziyor. Vallahi hiç bile. Beklemedi. Aynı şey. Hiç beklenmedik bir performans Beşiktaş'ta. İsmail. Ooo! Fişi çekti. Şimanski fişi çekti. Peh! Çok güzel bir gol attı. 95. Müthiş bir gol attı. Fişi çekti ama Beşiktaş zaten fişi çekiliydi yani. Beşiktaş. Ben bu ya bu kadar kötü bir tekniği götürmeye çalıştık Beşiktaş'a ama bir türlü koşmaya niyeti yok Beşiktaş'ın. Yani yürümekten koşmaya dermanı kalmamış. Beşiktaş ya. Yani Fenerbahçe bugün Beşiktaş'ı sürüklesekti ya. Resmen ezdi yani. Kusura bakmayın da Fenerbahçe oyun olarak Beşiktaş'ı ezdi. Dediğimiz gibi daha çok isteyen takım Beşiktaş değil ama Fenerbahçe. Sadece istekli değil de ezdi ya. İşte bak kaç kişi orada kaldı Kürşat. Cornelius'un attığı, Rakayemen'in bıraktığı topu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Aynısı. Kaldılar orada, uyudular, beklediler ki atsınlar nasıl izleyelim dediler. Beklediler. Şimanski'den, Şimanski'den müthiş vurdu. Müthiş vurdu. Çok güzel klas böyle, fal solu gelişine şak. Evet, Fenerbahçe derbiyi artık kazandı diyebiliriz arkadaşlar. Bu bahçede, Tüpraş Stadyumunda. Yok Milangaz. Tüpraş. Harbi mi? Vallahi. Ciddi mi? Stad şey yanları Tüpraş. Ha koç ona mı sponsor oldu? Koç Beşiktaş'ı. Koçum benim. Ha kendi stadyumunda. Kendi Fenerbahçe stadyumunda. Fenerbahçe kendi stadyumunda ha güzel. Tüpraş stadyumunda Beşiktaş 1, Fenerbahçe 3 skoruyla maç sona erdi arkadaşlar. Fenerbahçe bence çok rahat bir galibiyet aldı bu arada. Yani her ne kadar Allah korumuş Beşiktaş'ı ya. Beşiktaş Allah korumuş. Ne konuda? Farktan ya inanılmaz bir farkla yerdi. Ya Beşiktaş yani çok harbi kötü. Fark yerdi ya. Yani kötü diyemem Fener Beşiktaş için. Çok kötüydü. Fenerbahçe'de çok istedi maçı. Çok konsantrelerdi. Şanssızlık çok vardı ama. 4-5 tane mesela %100 çok top dışarı çıktı yani. Bu maç hakkı. Nereye çarpanlar. 7-1. Yani gerçekten. Yani şu maç 7-1 bitse. Bir şey diyemezsin. Ben hiç şaşırmam abi. Şu adamlar pozisyonlar ortada. Onun iki tane pozisyonu yediler. Yani atabilirlerdi. Direkler, kaçan penaltı, Mert Günok 3-4 tane karşıya. Çok net pozisyon çıkardı. Fred'in 3 tane mesela. 3 tane atabileceği normalde Fred kalitesinde birinin. Ama olmayınca olmuyor. Mesela aynen. O 3 tane gol olabilirdi de. Evet yani sonuç olarak Fenerbahçe kazandı. Açıkçası ben bu kadar rahat bir maç olacağını düşünmüyordum Fenerbahçe adına ama tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Onların kazanacağını biliyordum. Ve Fenerbahçe son yıllarda yapamadığı bir şeydi bu. Özellikle deplasmanla derbi galibiyeti falan. Çok zorlanıyordu Fenerbahçe. Bu sene bu maçta onu kırdılar. Ve Trabzon maçının travmasını bence bugün tamamıyla atlatırlar. Diye bence de. Yani büyük bir maçı. Bugün atlattılar. Büyük bir maçı deplasmanla kazanmakla. Net yendin. Yani. O artık unutulur. Trabzon maçının travması bu maçla birlikte biter diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi. Son sözü dayıya bırakalım videoyu bitirmeden önce. Vallahi yani dediğim gibi Fenerbahçe'nin kazanması muhtemel bir olaydı. Bir tık önde diyordum ama bayağı bir tıklar varmış arada. O tıkları ben göz ardı etmişim. Bununla alakalı da hepiniz mazur görün beni. Yani bu arada tabii Kürşat'ın
bu pijamasına bakmaktan konsantramı kaybetmişim. Ya arkadaş, ya sofra bezini bıraktın geldi çarşaf beziyle ya. Oğlum, çarşaf bezi nedir ya? Ben gayet beğenerek giyiyorum. Eyvallah, eyvallah. Yani sonuçta yakışıyor tabii. Boylu poslu adam ya, ona güvenerek giyiyor. Yusuf Yazıcı tabii bir akıma başlattı. Beckham devam ettirdi. Kürşat da onlarla beraber yürüyecek. Neyse velhasıl kelam, söyleyeceğim son şey bu. Hakeme bir şeyler söyleyeyim. Ya arkadaş, silah zoruyla falan mı yapıyor? Ailenin tehdit mi ediyorlar? Niye yapıyorsun bunu? Yani hakem biri, çok kötü. Kasetin mi var yani? Birilerinin elinde kasetin mi var? Bu maçı çıkıp yöneteceksin. Zorla mı yönettiriyorlar sana? Ben anlamadım ya. 4-5 tane karar. Yani bu kadar olmaz ya. Yani futbolla az çok ilgisi olan bir sıradan vatandaşın bile yönetebileceği bir maçı geldin, katlettin. Yani Fenerbahçe Allah'tan çok zor pozisyonlar da değil. Değil ya. 2 metre önünde olan pozisyona, şanslı pozisyona nasıl Fenerbahçe'nin biçildiği pozisyona mesela devam ettiriyorsun, değil mi? Hani oradan vardan. Veya Beşiktaş'ın saçma sapan kırmızı kartı veriyorsun. Evet, Beşiktaş'ta adama ama mesela kırmızı kart veriyorsun. Neyse, en azından maç bitti. Fenerbahçe işte bence hak eden kazandı bu arada. Ya tabii ki şimdi kazandı. Ya hak var, hukuk var. Veyahut da oyun adalet var. Bir de üstüne oyun var. Baktığın zaman Fenerbahçe çok istemiş maçı. Bununla alakalı da söyleyecek bir sözüm yok. Fenerbahçe maçını kazanmıştır. Önümüzdeki haftalarda başarılar dilerim. Bakacağız yani. Bakacağız. Maçlara bakacağız. Evet. Hepinize teşekkürler. Şu anlamda şimdi bu videoyu izleyen kardeşlerimiz muhakkak videonun içinde abone ol butonunu böyle basa basa yıkacaklar. Bu bak, videoyla belki de 10 bin olacağız. 10 bin olacağız. İnanıyorum, güveniyorum size kardeşlerim. Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, tabii ki de Trabzonsporlusu. Hepinizden destek bekliyoruz. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bu kanala lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi sevgili seyir. Gençler, sevgili çocuklar, kötü alışkanlıklardan ve kötü arkadaşlıklardan uzak durun. Hepiniz Allah'a emanet olun.